Buyurun. İlknur. Kızım. Yavrum. Senin annenim ben senin anne. Anne, gerçekten sen misin? Evet. Ama bu nasıl olur? Kızım. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi. Rahmetli annem okur. Görüyorum ki Akif'e aşkın büyük. Ama sakın ola ki kızım, burada yaşadığın çaresizlikler seni Allah'ın hikmetini sorgulamaya düşürmesin. O zaman el de kayar, inanç da kayıverir. Allah affetsin. Beni kaçırdılar diyorum kızım. Seni benden çaldılar. Ama bak, geri geldim. Hadi. Hadi bir tanem. Buradan hemen gitmeniz lazım. Benim annem öldü. Trafik kazasında öldü. Kızım, bir tanem. Her şeyi anlatacağım sana. Ben senin annenim. Öz böz senin annenim. Bana annene inanmıyor musun? Ben de seni çok özledim. Canım kızım benim. Bundan sonra hep beraberiz. Hiç ayrılmayacağız. Ama şimdi gitmemiz lazım. Hem de çok acil. Yapamam. Nasıl olur? Babama haber vermeliyim. Firuzan'la konuşalım. Babama haber versin.
kızım. İlknur. Zaten seni benden çalan o Firuza'nın ta kendisi. O çok kötü bir kadın. Buradan hemen uzaklaşmamız lazım. Ama nasıl olur? İnan bana bir tane. Ben doğruları söylüyorum. Anne. Senin için hep dua ettim ben. Her gece seni düşünüp babama göstermeden ağladım. Allah'ım bu bir rüya gibi. Hepimize oyun oynadılar. Bizi ayırmak istediler. Ama bak artık birlikteyiz. Buradan hemen gitmemiz lazım. Bazen çok güç geliyor. Baksana halime. Burada oturmuş. Sanki ormandan çıkıp gelecek bir hayali bekliyorum. Aklım almıyor. Gücüm tükeniyor. Ama hasret bitmiyor. Her hasret vuslata gebedir. Her özlemin, her bekleyişin bir sonu, bir kavuşma anı olacaktır. Kula düşen sabretmektir. Sabreden de mutlaka muradına hasıl olacaktır. Allah innallâhe meâ sâbirin buyurmuştur. Sabır da ancak Allah'tandır. Ve emin ol ki kızım, Allah'ın vaadi haktır. Kızım. Şükür ki geldin. Artık bundan sonra dönüş yok. Onunla konuşmalısın. Sadece bedeni değil, kalbi de yaralı kızım. Akif dur! Kaçma benden Akif dur! Kaçma artık benden dur! Gerçekten arkadaş yok. Bıdı 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 bıdı. Sürekli bu kadının sesini duymaktan fenalık geldi içime. Dur! Boş ver oğlum, paranı alıyorsun işte oturduğun yerden. Bu sefer kimin peşinde koşuyor bu? Kaçmak sesini aç bakayım biraz. Bekle diyorum. Bekle. Annenle de konuştum. Akif. Her şeyi biliyorum artık. Akif. 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 Akif dedi lan. Neşet Bey'in istediği adam bu işte. Oh be, sonunda bulduk. Dur! Hemen konum alıp Neşet Bey'e ulaştıralım. Öğrenince çok sevinecek. Akif! 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 Yeter artık. Ben senin dünya ahiret karınım. Nereye kaçıyorsun Akif?
Araf'tayım ben Ayşegül. Beni unut artık. Rahmetli babam sağ olsa, ey Molla sana ne haller oldu? Derdin yükün fazla geldi de isyan mı eder oldun diye hesap sorardın. İsyan yok. Toprağın altında çürümeye de evet, toprağın üstünde yürümeye de. Sen nasıl olur da, nasıl olur da yaşadığın halde ölmüş gibi kaybolursun ortadan? Kimsenin karşısına çıkacak durumda değilim Ayşegül. Ben senin eşinim, zevcenim. Kadınla erkek birbirinin örtüsüdür. Bırak yaralarına ben örtü olayım. Müsaade et. Bu imtihanı birlikte sabredelim. Ama sakın. Ama sakın. Sakın bir daha bana sırtını dönüp gitme hakim. Yoksa sana hakkımı helal etmem. Bir gölge gibi her an yanındayım. Nefesin kadar yakınım sana. Ama bırak da sevgimi sana görünmeden yaşayayım. Hayır. Hayır. Tamam işte. Yeri belirlendi. Bunu hemen Neşet Bey'le paylaşalım. Unuttuğum bir şey var Akif Emir. Ben hala senin nikahlı karınım. Hayatta olduğun halde, bunca acı çektiğimi bildiğin halde beni böyle bırakıp gidemezsin. Benden boşanacak halin de yok herhalde. Söyle. Hadi söyle, boşanmak mı istiyorsun yoksa? Benim sana verdiğim söz, Allah başka türlüsünü dilemedikçe ebediyete kadar sürecek. Öyleyse nikahın, verdiğin sözün gereğini yerine getir. Saklandığın maskenin arkasından çık ve bana dön artık. Yapamam. Yapamam. Akif. Ne demek yapamam? Yapamam. Yapamam. Çünkü artık sana gülümseyebileceğim, sana sevgiyle bakabileceğim bir yüzüm yok. İnsanın kalbi gözlerindedir Akif. Sen yeter ki bana bak. Yeter ki gözlerin gözlerimle buluşsun. O zaman dünyalar benim olur işte. Benden isteme.
Demek öyle. Evet. Öyle. Madem öyle, gidiyorum. Sakın bir daha karşıma çıkayım deme. Sakın bir daha sevdiğim var deme. Sakın! Ayşegül! Ayşegül dur gitme! Ayşegül! Madem öyle, bu akşam reisin mekanında buluşalım. Cevabın nedir? Ayşegül! Gel, gel bakalım Gazi Yusuf, gel. Benimle oyun oynamayı bırak. Delikanlıysan tek başına çık karşıma. Ne dersin? Ha? Silah yok. Sadece bilek gücü. Delikanlı gibi. Teke tek. Var mısın? Dövüş sporlarına hiç ilgi duymadım be Yusuf. İnsanın zekası, bir de parası olduktan sonra her şey hallolur. Korkuyorsun değil mi lan? Sen çok cesursun yani. Öyle mi? O zaman senin parmağın kadarcık şeylerden de korkacak değilsin herhalde. Ta 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 ta. Şimdi pek çok engeli aşan yarışmacımız Gazi Yusuf zorlu bir parkur için daha karşımızda. Bombalar, kurşunlar ve en son hapishaneden canlı çıkmayı başaran Gazi Yusuf bakalım akrepler karşısında ne yapacak? Sen nasıl haysiyetsiz, nasıl şerefsiz bir adamsın lan? Yusuf akreplerden de kurtulmayı başarırsa herkese oha dedirtecek. Ve bizden 2 puan daha kazanacak. Kurtulma şansı mucizelere bağlı olsa da Yusuf'un çekeceği acı seyredilmeye değer sayın seyirciler. Biz dağlarda akreple, yılanla, çıyanla dost olduk da nöbet tuttuk şerefsiz. Beni böyle korkutacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Getirin şunu. Bırakın lan! Al işte yine başladık. Ulan adamı 2 saniye boş bırakmaya gelmiyor ki. Hemen tekmeler, yumruklar. Ulan eğlencemin için etmeyin, yatırın şunu! Bırakın lan! Bırak! Bırakın lan! Dur! Sayın Müsteşarım, şu an gözaltına aldığımız Tahsin denilen adam konuştuğunda her şey ortaya çıkacak inşallah. Hiç endişeniz olmasın. Yusuf'la Sebahattin'in de, ekibimizin de suçsuzluğunu ispat edeceğiz. Tabii efendim. Rica ederim. Estağfurullah, siz de sağ olun. Sayın Müsteşar çok sevindi. Tabii abi. Adamcağız azan altında kaldı. Ama helal olsun. Duruşunu hiç bozmadı. Arkamızda durdu adam. ...adam gibi adam işte aga. Aslında.
gideyim şimdi ya. Gel, benim Akif. Kim arıyor paşam, hayır mı? Hayır, hayır. Şimdi Carlos ve Balta ile beraber ekip otosundayız. Karagaha doğru gidiyoruz. Anladım. Konuşamıyorsun. Şimdi belli etme arkadaşlara. Sana bir haberim var. Yusuf hapishaneden nakledilirken kaçırıldı. Hayırdır birader? Sabahattin abiden falan kötü bir haber yok değil mi? Yok ya. Betim benzin attı paşam. Ne oluyor söylesene. Ya bir durun. Kim arıyor anlamadım ki. Kendin ben dinliyorum şimdi seni. Sen söyle. Elinizdeki adamı teslim etmeden önce Yusuf için ekibi yönlendirmek riskli olur. Bu işi seninle ikimiz halledeceğiz. Seni Formula 1 pistinin yanındaki üst geçitte bekliyor olacağım. Anladım, tamam. Carlos, ilerideki Formula pistinin oradaki üst geçitte indir beni. Nasıl ya? Yolda niye iniyorsun? Ya öyle gerekiyor işte. Ben dedim abicim bir iş var diye. Bize niye söylemiyorsun paşam? Siz sağ salim şu Tahsin denen herifi teslim edin. Gerisini merak etmeyin ya. Artık birbirimizden saklı gizli kapaklı işler de mi çevirir olduk hafız? Yok be oğlum. Ya ince iş anlasanıza. Desene be kardeşim. Gazeteciyle mi buluşacaksın? Yani işte onun gibi bir şey. Ya şimdi sırası mı paşam? Biliyorsun ben öyle flört mülört işlerine hayır olur. Kızı istiyorsan Allah'ın emri. Peygamber Efendimizin kavliyle gideceğiz. Yekten isteyeceğiz. Yıldırım nikah diyorsun yani kardeşim. Abi abicim. Ya pek deyip ne yapacaksın? Nasipse olur. Küçükken piknikte beni ilk akrep soktuğunda 3 yaşındaymışım. Öyle bir tane de değil ha. Beş altı tane akrep sokmuş beni. Anamgiller, gitti Rüstem, gitti diye feveran etmişler. Yıkmışlar ortalığı. Doktor da yok ha. En yakın sağlık ocağı desen 70-80 kilometre. Başımda bekleyip ağıt yakmaya başlamışlar. Ama bakmışlar bende tık yok. Hayvan sokunca bir can acısı olmuş tabii. Ona biraz ağlamışım. Sonra kalkıp güle oynaya koşturmaya devam etmişim. Akrep bile zehrini sana akıtmaya değer görmemiştir. Şerefsiz. Yok be. Kanımda bunlara karşı doğalından panzehir mi ne varmış. Öyle demiş doktor. Ama nineme soracak olursan şerbetliymişim ben. Siz abire şehadet şerbeti içtik falan diyorsunuz ya. O hesap işte. Yani senin anlayacağın ben de akrebin şerbetini içmişim. Olmazsa ahirette iki elimde yakanda olacak. Sen bu masalları yakandan içeri girecek akreplere anlatırsın. Bak bana, sana süper bir ortam hazırladım. Gözlerinin içine baka baka gelecek ölüm sana. Yavaş yavaş.
benim boynumda veya koynumda bir akrep olduğunu biri söylese veya gösterse, ona darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Bunların sorunu ne biliyor musun? Ölümle bile korkutamıyorsun herifleri. Sinir ediyorlar beni. Ama bu işe yarayacak, bak göreceksin. Bence de yarar abi. Ben bile buradan bakınca tüylerim diken diken oluyor. Ulan her altıda biliyorsunuz ha. Hep de bir yorumunuz var anasını satayım. Kardeşim, istediğin yer burası. Eyvallah. Tahsin size emanet. Teslim edip sağlama aldıktan sonra bana da haber verin hemen. Niye durdu şimdi bunlar? Ya sen burada ne yapacaksın aga? Çok işkillendim. Hiç de hoşlanmadım yani ben. İlker, sen bizden önemli bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok be oğlum. Anlatacağım ben sonra size. Hadi bakalım. Pek ikna olmadım bu işe ama hadi hayırlısı. Hayırlısı olsun. Beyler, biz bir ekibiz. Biz de ayrı gayrı olmaz. Sonradan bana hak vereceksiniz. Hadi Allah'a emanet. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Ne yaptıklarını anlamadım ama en azından biri daha eksildi. Şimdi gelelim Tahsin Efendi'ye. Abi. Hoş geldin kardeşim. Demek hala bu maskeden kurtulamadın. Merak etme. Onun da yakında çaresini bulacağız inşallah abi. Ben araştırıyorum. Nasip be İlker'im. Birimizi ölü bilmeleri belki de işimizi kolaylaştıracak. Sen Yusuf'un durumunu nereden öğrendin? Ölü bilsinler dediysek istihbarat ağlarımızı da öldürmedik. Abinin hayaleti bile yeter oğlum. Ah be abi. Ne özledim seni ben be. Hadi gidelim de abi kardeş çökelim şerefsizlerin tepesine. Eyvallah. Neşet baba, Ayşegül'ün üstündeki çipten dinleme yapan arkadaşlar aradı. Ayşegül Akif Emir'le buluşmuş. Yapma ya. Harika bir haber bu. Oltayı attık atalı çok bekledik ama. Büyük balık öyle kolay takılmıyor Zoka'ya. Konumunu da belirlemişler. Hemen adamları toplayıp harekete geçin. Bunlar yetecek mi anne? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum yavrum. Ama bir çaresini bulacağız. Firuzan'dan uzak olmalıyız. Sonra bir yolunu bulup babana ulaşacağız. Ve ona her şeyi anlatacağız. Peki anne. Sen yanında olduktan sonra ben hiçbir şeyden korkmam artık. Hadi kızım acele edelim. Firuzan Hanım'a haber verelim mi? Ara istersen. Ben aradım ulaşamıyorum. Bunlar resmen kaçıyor. Elimizden kaçırırsak hanım bizi mahveder. Bastır.
Kızım yakınlarda taksi durağı var mı? Eğer buradan geçmezse yürümemiz lazım. Yakınlarda yok. Geçin arabaya. Hayır ya. Siz de nereden çıktınız? Bırakın bizi. Bırakın kızımı. Uzun etme de geç arabaya. Durun, kaçmayın. Sen arabada kal, ben peşlerine düşüyorum. Şimdi Hafız. Ne oldu aga? Süratle bir motor yanaşıyor birader. Hiç hoşuma gitmedi. Keşke gitti işte be oğlum. Hemen değişkil yapıyorsun he. İyi de birader, Tahsin öndeki araçta. Aha, tamponu yapışıyor. Yaptı oğlum öyle. Dedim sana birader. Yeminle bomba koydu tampona. Ya arkadaş, nasıl hemen işkil yapıyorsun ya? Ya güzel kardeşim, niye o zaman arabaya yanaşıp arabanın tamponu eğildi? Demek ki bir şey yaptı. Manyak mı bu herif? Gel size söylesene, durdursunlar arabayı. Arkadaşlar. Arkadaşlar acilen olsun. Ya şimdi yapılacak hareket bu amcam ya. Ya. Kusura bakmayın evladım. Allah, ya tamam amcacığım, önemli değil. Benim geçmem lazım. Arabayı geri al. Geri. Evladım, araba stop etti, çalışmıyor. Amcam. Ya amcacığım, gözünü seveyim hadi ya. Ya ben şimdi ne yapacağım? Ya güzel amcacığım. Ay amcam be. Allah Allah. Yok birader, biz bu amcaya laf anlatamayacağız. Yavaş çakarayalım. Ya hep bizi mi bulur ya? Bu da tuzak olmasın aga. Ben de şaştım birader. Kusura bakma kardeş. Plakayı al, emniyete ver. Hesaplaşırız sonra. Nasıl kusura bakma ya? Şu hale baksana. Acelemiz var, gitmemiz lazım. Bu nasıl iş kardeşim? Hayret bir şey ya. Abiler nereye kayboldu ya? Dinliyorum Kartal 1. İvedi aracı boşaltın, bomba var. Boşaltın aracı. Anlaşılmadı Kartal 1. Bomba var diyorum, bomba. Boşaltın arabayı. Ne? Bomba mı? Ne? Çok üzgünüm. Bunu yapmasam önce seni sonra da beni öldürürlerdi Yusuf. Kim?
Kimse yok. Kurtulduk anne. Evet kızım, kurtulduk. Şimdi dikkatlice buradan çıkacağız, tamam mı? Hadi. Gel. Sakın bir delilik yapmaya kalkmayın. Yakarım. Bırakın bizi ne olur. Biz size ne yaptık? Sus be kadın, şakam yok. Düşün, önüme gidiyoruz. Ve akrepler şu an Yusuf amcalarının yanaklarından öpmek için ilerliyorlar. Bakalım Yusuf akreplerle karşı karşıya geldiğinde ne yapacak? Allah'ım. Gökte uçanı da, denizde yüzünü de, yerde sürüneni de yaratan sensin. Tüm mahlukatın Rabbi olan Allah'ım, beni şu zalimlere rezil etme. Vakit geldiyse, tezelden yanına al ya Rabbim. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun en yudfi'u nurallahi bi efvahihim ve ye'beallahu illa en yutimme nurahu ve lev kerihel kafirun. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Ne oluyor? Dur, dikkat et, dikkat et. Ne oluyor lan? Ve son anda takıma dahil olan maskeli akrebi tek kurşunda öldürünce oyuna denge geliyor sayın seyirciler. Masken seni bu kadar adamdan koruyacak mı bakalım? Tek başına buraya girmeye cesaret ettiysen aklını peynir ekmekle yemişsin. Tek başına geldiğini kim söyledi? Gebertin şunları. Thank you.
Akif nerede? Söyle. Akif nerede? Söylesene be kadın. Söyle dedim. Akif nerede? Durun. Bırakın da kadıncağız namazını bitirsin canım. Çünkü bu onun son duası olabilir. Yeni adam aldım. Bunlar da mantar çıksın iyi mi? Şapur şupur dökülüyorlar. Teslim mi oluyorsun? Sen bana ne demiştin Yusuf? Teke tek delikanlı gibi dövüşelim demiştin. Bak, biz de üç kişi kaldık, siz de. Var mısınız teke tek kozlarımızı paylaşmaya? Bunlar delikanlılıktan falan anlamaz Yusuf. Böyle bir teklif yapıyorsa illaki bir biteni vardır. Ne oldu? Korktunuz mu? Teke tek bizim için hafif bir antrenman olacak ama. Ne yapacaksın? Nasip böyleymiş. Thank you.
Şehitlerimiz var Ayşegül. Araba gözlerimizin önünde hava yoğuştu. Hiçbir şey yapamadık. Arkadaşların ailelerine ne deriz şimdi biz? Onlar ölmeyeni de biz öleydik. Kendinize gelin. Görevde bu işin sırası mı var? Eminim elinizden geleni yapmışsınızdır. Yapamadık işte. Ne olduğunu anlamadan bir motor yanaştı. Yapıştırdı gitti bombayı. Sonra karşımıza bir araba çıktı bizim. Peki Tahsin? Tahsin de mi öldü? Evet. O da öldü maalesef. Yusuf abiyle Sabahattin abi hapisten çıkaracak. Bütün deliller Tahsin'le beraber gitti Ayşegül. Hiçbir şey kalmadı. Peki İlker? İlker nerede? Ne bilelim ya. Bir telefon geldi. Ne olduğunu anlamadan herif gitti bir anda. Anlamadık ki nereye gitti. Recep. Fatma ile konuştum. Zeynep'ten hala ses daha yok. Dönmemiş eve. Onu da hiç hatırlatma Ayşegül. Bize emanet ettiniz. Koskoca kadını tutamadık evde. Yusuf abiye nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Şimdi üstüne bir de bu geldi. Geldi mi topluca geliyor. Teker teker gelseye mübarek. Şimdi hep birlikte hastaneye gidelim. Hem arkadaşlarımız için son görevlerimizi yapalım. Hem de Sebo'yu ziyaret edelim. Zeynep'i bulma konusunda belki bize yardımcı olabilir. Hadi beyler hadi. Hadi kendinize gelin, toparlanın artık. Hadi. Pek de sevimliler. Şu sefil kulübenin her yerini bunlarla donattığına göre bu iki kardeş senin için çok kıymetli olmalı. Öyle mi? Söyle bakalım. Sana söyleyecek tek sözüm yok. Sizin gibilere laf anlatmak için kelime kullanmak bile israftır. Sakın sen İlker'le Akif'in annesi olmuyorsun. Akif'in iğnini bulduk desene. Thank you.
akrebe karşı şerbetliymişsin. Ama ekip bir karşısında yerlerde sürünmeye mahkumsun şerefsiz. Allah bunların topunu bizim elimizden süründürsün inşallah. Amin. Amin. Şimdi bunun ağa babalarını da bulup onlarla da bir güzel antrenman yapalım o zaman. Bu pisliğimizi anlatacaklarını sabırsızlıkla bekliyorum. Daha çok beklersin. Beni çağırmışsınız müdürüm. Gel Direm, otur. Bu haberi hazırladığında yayınlayıp yayınlamamakta kararsız kalmıştım. Farkındayım. Her şeye rağmen desteğiniz için teşekkür ederim. Açıkçası bana kalsa bu haberi yayınlama cesaretini belki de gösteremezdim. Cesur bir iş yaptın İrem. Çok teşekkür ederim müdürüm. Ve bu yaptığın gerçek bir gazetecilik örneğiydi. Nevzat Ateş senin baban olmasına rağmen onun aleyhinde bir haber yaptın. Keşke manşet attığım ilk haber başka biri hakkında olsaydı. Fakat gördüklerim karşısında sessiz kalamazdım müdürüm. Babanın aleyhinde olmasına rağmen sen bu haberi yapmakta ısrar edince açıkçası ben bile kendi gazeteciliğimden utandım. Ve seni destekledim. Tekrar çok teşekkür ederim. Ama bu haber ikimizin de işten çıkartılmasına sebep oldu. Nasıl yani? Bu sabah itibariyle İkimizin de işine son verildi İrem. Nasıl olur? Buna kim karar verdi? Sanırım sen babanın ne kadar güçlü olduğunun hala farkında değilsin. Babam mı? Babam mı kovdurdu bizi işten? Evet. İşimizi yaptığımız için bizi kovduruyorsa babam da olsa bunun hesabını verecek mi? Benim hemen eve dönmem lazım. İlknur evde yalnız. Aracımı hazırlayın. İlknur burada efendim. Ne saçmalıyorsun sen be? Ne demek burada? Annesiyle birlikte evden kaçıyorlardı. Annesiyle mi? Evet, annesiyle birlikte içerideler. Buradalar. Annesi mannesi yok. O kadının adı Zeynep. O kadar. Çıkmaması için sakinleştirici verdik. Arabayı alır almaz uyuttuk. Ne yapmamızı emredersiniz? Şimdilik beklemede kalın. Ama önce İlknur'u o kadının yanından derhal ayırın. Rahat bir yerde bekletin İlknur'u. Kendine geldiğinde ne istiyorsa verin. Emredersiniz.
burada bol bol muhabbet edersiniz. Neşet öldükten sonra bu pisliklerin kontrolü kimin eline geçti henüz emin değilim. Biz bunları karargâhta konuştururuz. Gerekeni öğreniriz, sen hiç merak etme abi. Eyvallah. Senin durumun ne olacak Yusuf? İlker, senin iyisi bunların beni kaçırmalarını rapor et. Sonra da beni yine hapishaneye teslim et kardeşim. O nasıl laf öyle Yusuf? Kanundan kaçacak değiliz ya kardeşim. Haklı olduğumuzu bilsek de boynumuz adalet önünde kıldan ince. Unutma, ben hala bir mahkumum. Hapishaneye dönmene gerek kalmayacak Yusuf. Nasıl olacak o iş? Delil niteliğinde tüm ifadeleri verecek olan adamı yakaladık. Abim aradığında adamı karargaha götürüyordu. Gerçekten mi İlker? Bizi serbest bırakacaklar mı? Tabii ki. Kasım denen herifin anlatacaklarından sonra kimse Sebo ile seni hapishanede tutamaz. Çünkü gerçek gün ışığı gibi ortaya çıkacak. Sağ ol kardeş. Allah razı olsun. Senden de. Allah senden de razı olsun Akif. Cümlemizden. Siz hemen bu herifleri sağ salim karargaha götürün öyleyse. Abi. Diğer arkadaşlara senin yaşadığını ne zaman söyleyeceğiz? Çok zor durumda kalıyoruz. Yakında İlker. Yakında. Allah'a emanet ol Akif. Siz de kardeşim. Aradığımız maskeli vardı ya, onun yerini bulduk. Baba seni hemen buraya istiyor. Alo. Abi. Akrep abi, orada mısın abi? Abi orada mısın? Alo. Buradayım. Burada. Tamam abi, geleceksin mi? Konumu atacağım ben sana. Tedarikli gelsin diyor baba. Maskeliyi geberteceğiz çünkü. Sonra da anasını öldüreceğiz. O da burada. Tamam. Hemen geliyorum. Tamamdır baba, geliyor. İyi. Destek olarak Akrep de gelsin. Bu Akif'in sağ solu belli olmaz. Ha, siz de hazırlıklı olun. Adamlar beklerken dışarıda kabak gibi görünmesinler. Emredersin baba. Hadi. Memleketimizin en büyük ihtiyacı eğitim. Ben şahsen İş hayatımda kazandıklarım için her gün Allah'a şükrediyorum. Fakat şükretmek yetmez. Allah'ın bize verdiğini bizim de yavrularımıza aktarmamız lazım. Bu yüzden kendimi okullar, eğitim kurumları açmaya adamış biri olarak bugün bir kez daha çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Yeni okulumuz vatanımıza, milletimize ve yavrularımıza hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Baba. İrem. Senin de nihayet bir açılışa geldiğine çok sevindim.
Hatta istersen bu hayırlı girişimin haberini bile yapabilirsin. Hayırlı girişim ha? İnsanları hem de öz kızını işten attırmak ne kadar hayırlı bir iş baba. Seninle özel olarak konuşalım. Neden? Sen hep özüm sözüm bir demez misin? Burada konuşalım. Beni başkalarının yanında mahcup etmezsen sevinirim. En çok neden korkuyorum biliyor musun baba? Neden korkuyorsun? Bütün bunların bir yalan olduğundan. Senin herkesin gördüğünden başka bir adam olduğundan korkuyorum artık. Ben senin babanım. Ve haklı olduğumu sana ispat edeceğim. Madem gazetecisin, o zaman benim açımdan da o haberle ilgili her şeyi dinlemelisin. Peki baba. Sana bir şans vereceğim. Ama tek bir şans. Ve umarım soracağım her soru için iyi bir cevabım vardır. Nevzat Bey, şöyle topluca bir fotoğraf çekilebilir miyiz acaba? Buyurun. Sebo'ya nasıl diyeceğiz şimdi Tahsin'i kaçırdığımızı? Onu da sen düşün. Ya da en iyisi Ayşegül söylesin. Tahsin öldüyse biz de başka yoldan yürüyeceğiz. Mutlaka bulabileceğimiz başka deliller vardır. Vardır da nerede? Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Bu belgelerin birer kopyasını sana da gönderiyorum. Umarım arkadaşlarının masum olduklarını kanıtlamaya yeter delil vardır. Bu zarf sana ulaştığında ben de bir başka ülkede, bir başka sokakta, senden uzakta yeni bir hayata başlamış olacağım. İnandığın Allah seni korusun Sakarya. Allah Allah, bu ne şimdi ya? Bu kadar doktorun, hemşirenin, Sabahattin abinin odasında ne işi var? Ya Allah! Sabahattin abi! Yekten dalıyoruz kardeşim. Sebo abi iyi misin? Az kaldı gidiyordum. Yeminden girdim çıktım Elza. Tam vaktinde geldin koçum. Senin vaktin gelmemiş abicim. İncelik orada. Biz ancak vesile olduk. Neyse şimdi iyisin ya sen ona bak abi.
Bırakacağım arkanda. Sırtımdan bıçaklamaya çalışana ayar olur. Fayı çaktın mı fabrika ayarlarına geri dönersen. Anladın mı lan? Babaların kralı, helal olsun sana be. Çok şükür. Abi. Abi, iyisin değil mi? Elhamdülillah. 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 Çok şükür. Çok şükür. Anamı da bu zalimlerin eliyle kaybedersem, yazıklar olsun bana. Benim canımı al, annemin canını bağışla Allah'a. Size. Bak vurdum mu yumruğu oturturum. Bastım mı tokada bayıltırım. Söyleyin lan. Arkadaşlar bence konuşun. Yoksa bir daha isteseniz de konuşamayacaksınız. Ulan ben sizi konuşturmasını bilirim. Efendim. Bize bırakın. Gerisini biz hallederiz. Oğlum dua edin lan bu amirime. Yürüyün lan hadi. Götürün şunları. Bismillah. Rızası için beni çözsünler artık şu yataktan daha. Uf, yata yata ölüp gitmekten korkuyorum arkadaş ya. Ağabeyim vallahi çok üzgünüz. Yeminle söylüyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Yusuf. Yusuf nasıl? Yavunu resmen öldürmek için yolladılar öbür hapishaneye. Arkadaşlar. Yusuf'u korumak için bir şeyler yapmalısınız. Ne yapalım abicim? Sen söyle. Gideyim birinin kafasını kırayım, tutuklasınlar. Ben de mapusa yanına gideyim ha. Allah korusun Recep. Bunu söylemek çok zor ama hukuka uygun hareket etmek zorundayız. Bugün yaşananları da rapor edip müsteşardan hapiste özel koruma talep edeceğim. İlker, neredesin sen birader? Lan oğlum neler oldu bir bilsen var ya. Yeminle söylüyorum canımız burnumuzda. He? Tamam tamam dinliyorum oğlum ben seni söyle. Ne? Tamam birader tamam. Hadi eyvallah. Ne olmuş? Yusuf abiyi diğer hapishaneye naklederken kaçırmışlar. Ne? Ama şimdi iyilermiş. İlker halletmiş çok şükür. Ne demek halletmiş?
Ne bileyim ablacığım, ben öyle dedi çocuk. Ya agalar ne oluyor Allah aşkına? Herkes kafasına göre başka başka yerlerde operasyon yapıyor. Öyleyse ben de alayım atıl kurtu. Kafama göre takılayım. Recep. Bak. Bizim üstümüz ayrı kollardan geliyorlar. Bizi ayırmaya çalışıyorlar. Her birimizi ayrı bir tarafa savuruyorlar ki gücümüz azalsın. Bilerek yapıyorlar oğlum. İlker'in Yusuf'u tek başına kurtardığına inanmıyorum. Mutlaka birinden destek almıştır. Ha, al işte. Yine başladık. Kim ablacığım? Kim? Kimden yardım aldı? İsim ver, isim. Kim? Peki şimdi İlker'le Yusuf neredeler? Ayşegül yapma. Sen de lafı çevirip bizden gizli saklı bir şey tutma, gözünü seveyim. Neredeler dedim Carlos. Karargaha gidiyorlarmış. Tamam, hadi yürü. Soracaklarınızı İlker'le Yusuf'a sorarsınız. Doğru diyor. Ya ben ne olacağım? Ya bunca şey olurken burada böyle yatacak mıyım? Bir yolunu bulup seni de kurtaracağız Sebo. Söz veriyorum yapacağız. Ekstra güvenlik koyduk kapıya, hiç merak etme. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi arkadaşlar, rast gelsin. Geçmiş olsun. Amirim, bunu sizin için bıraktılar. Kim bıraktı? Susan. Sanırım öyleydi adı. Kolay gelsin. Carlos, biz içeri giriyoruz. Aşk mektubunu okuduktan sonra gelirsin. Ayşegül, hiç olmazsa sen kafa yapma benimle ya. Paçoku da sana nasıl ihanet ettiğini anlatıyor mu gör bakalım. Hadi yürü Balta. Bozma adamın moralini. Sonunda buraya düştün ha? Hadi ama yapma. İnsan sevgisini böyle mi gösterir? Hasbinallah. Götür şunu nezarete. Yusuf abi, ne arıyorsun sen burada ya? Serbest mi bıraktılar seni? Serbest kalacaktı. Ama duydum ki Tahsin'i gözünüzün önünde öldürmüşler Balta. Sakaryalı da fena. Gitmiş şimdi üstlerine. Yusuf'la Sebo'yu kurtarmamızın tek yolu Tahsin denen o adi herifi konuşturmaktı. Şimdi ne yapacağız Ayşegül? Kendi elimizle zabıt tutup Yusuf'u hapishaneye geri mi vereceğiz? Hayır arkadaşlar, vermeyeceğiz. Tam tersine. Sebo'yu da alıp buraya getireceğiz Allah'ın izniyle. Anlamadım. Gerçekten yapabilecek miyiz? Nasıl olacak peki? İşte bunlarla olacak. Hatırlıyor musun?
Tahsin'i aldığımız mekanda bir ofis vardı. Evet, hatırlıyorum. Hani masa çekmece falan da almıştı. Hatta sen biri buraya girmiş, bir şeyler almış falan demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, demiştim. Bunlar oradan alınan belgeler mi yani? Helal olsun. Yine lep demeden leplibi çözdün kardeşim. Herhalde yani. Peki kim olmuş Carlos? Bunları nereden buldun kardeşim? Bir de kıza o kadar laf ettin. Ben dedim sana Suzan senin aleyhine iş yapmaz diye. Suzan mı? Hı hı. Vay be! O mu gönderdi bunları sana? Aynen kardeşim, o göndermiş. Ama... ama kalbini çok fena kırdım. Gidiyorum diyor mektubunda. Hemen ona ulaşmam lazım. Karşı karşıya gelirsek ne olacak? Gönül mü görev mi diye sormuştum. Ben kararımı verdim. Görevimi seçiyorum ve gidiyorum Carlos. Ama Suzan yapma böyle gözünü seveyim konuşmalıyız. Bakayım. Tamam bende de hata var. Alo. Alo Suzan alo. Alo. Hayır ya hayır ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Benlik bir şey var mı? Bakın belgeleri de getirdim size. Ben gidiyorum abi. Var mı bir şey? Var mı benlik bir şeyiniz? Ben gidiyorum. Hadi git Carlos git. Yolun açık olsun kardeşim. Eyvallah abi. Sevda adamı işte böyle deli gibi koşturur arkadaşım. Bekle bekle. Burası da iğrenç bir yer zaten. Akif de gelmedi. Akrep de yok daha ortada. Çıkıp biraz hava alacağım ben. En azından dışarısı manzaralı. Neredesin? Atsana şu telefonu. Amma ısrar ettin ya. Efendim? Çok şükür. Sonunda açtın ya. Yusuf. Yusuf iyi misin? Firuzan beni iyi dinle. Bak inşallah yakında serbest kalacağım. Şu an karargâhtayım. Resmi işlemler tamamlanmadan önce yarım saatim var. Eve gelip seni ve Hector'u görmek istiyorum. Konuşmamız lazım. Sen neredesin şimdi? İknur arkadaşımdaydı. Ben de alışveriş yapıyordum yemeklik için. Haber veririm şimdi. İknur eve geçer. Hemen dönüyorum ben de. Tamam Firuzan. Ben de hemen yola çıkıyorum.
Zeynep konusunu Firuzan'la konuşayım diyorum Ayşegül. Bence de. Hala bir iz yok değil mi? Maalesef. Aslında Sebo bize yer tespiti için yardım edebilirdi. Ama o da hastanede. Zeynep her an karşımıza çıkabilir. Hatta eve bile gelebilir. İlknur'un, Firuzan'ın karşısına çıkabilir. Onun için durumu anlatıp Firuzan'a Zeynep'in yaşadığını söylemem lazım Ayşegül. Bence de. İyi olur. İlker! İrem? Çıkacağını söylediler. Seni bekliyordum. Hayırdır? İyi misin sen? Her şey yolunda mı? Aslında işler biraz karıştı. Yardımına ve desteğine ihtiyacım var. Tabii ki. Ne istersen söyle. Babam ikimizi yemeğe davet ediyor. Kaçakçılık konusuyla ilgili bize anlatacağı şeyler varmış. Beni neden çağırıyor ki? Bilmiyorum. İnan emin de değilim. Bak İrem. Burada çok önemli belgeler var. Arkadaşlarımızın masum olduğunu kanıtlayacağız sonunda. Harika bir haber bu. İstersen benimle gel. Bu işleri tamamlayalım. Sonra birlikte babanla görüşmeye gideriz. Tamam, anlaştık. Tamam. Hadi. Hadi sene be adam. Çabuk ol. Buyurun efendim. Söylediğim bütün fotoğrafları içine koydun mu? Evet, hepsi burada. Silah başına! Akif geldi! Akif geldi! Bulun Akif'i! Çabuk ikisini de hemen evin içine! Tamam. İkisi de salonda. Tamam. Siz kaybolun hemen. Tamam. Herif dışarıda sessiz sedasız adamlarımızı indiriyor. Sizin ruhunuz duymuyor. Merak etme baba. Ne gerekiyorsa yaparız şimdi. Ben buradayım. Akif'in kurşunlarından en emin olabileceğim yer burası. Hadi diyelim Akif'ten kurtuldun. Peki seni Allah'tan kim kurtaracak? Thank you.
Yusuf da geldi. Bakalım o içeri geldiğinde ne diyeceksin Zeynep? Kadın seni. Geberteceğim seni. Duydun mu? Gülsan. Bırak. Bırak. Zeynep. Geberteceğim seni. Bırak. Duydun Zeynep. Mu? Adi yalan. Zeynep. Otur. Dur. Firuzan, kızan oldu. Eve girmiş. Kaçırmak için İlknur'u bayıltmış Yusuf. Nasıl olur? Zeynep ölmüştü. Firuzan sakin ol. Seninle konuşmaya gelmiştim zaten. Nasıl yani? Sen nasıl? Sen biliyor muydun Zeynep'in yaşadığını? Biliyor muydun? Bunu bana nasıl yaparsın? Ne? Lanet olsun. Sizin hiç acımanız yok mu? Bana nasıl bir oyun oynadınız? Hani Zeynep ölmüştü Yusuf? Senin numaracı. Seni yalancı adi kadın. Yaptığın her şeyi anlatırken kulaklarımla duydum seni. Ailemizi mahvettin sen be! Zeynep.